Bir de bakalım Leyla köşesinden, Aşkın Kadın adlı penceresinden. Bırakmıştı kendini yazılmış olana, susmak, konuşmamak denen cana. Evlenmişti ve görünüşte mutlu, şimdiden memnun ve gelecekten umutlu. Fakat bir eksiklik, ufacık bir nokta, kalbi kurcalıyordu hala. Mecnun ne olmuştu, neredeydi, nasıldı, ne yapıyordu, hali neydi? Geceleri loş gölgeler arasında, kum tepelerinde, ay yarasında, Mecnun'a benzeyen hayaller olurdu. Bu anlarda sanki kalbi dururdu. Bitmiş olan bir daha mı başlayacak? Ne çare başlayan başlamamış, bitmiş bitmemiş olacak gibi gelirdi ona. Ürküntü geçmiş ama erememişti huzura. Karanlık bitmiş fakat erememişti huzura. Ay tutulmuş, tutulmuş kurtulmuştu. Gönlü zaman zaman tutmuştu. Gün kırmıştı siyah çerçevesini, yarmıştı ışıkta ötesini berisini. Baskın korkusuyla ürperen çadırların, bugün düzen ve güven ama yarın, yarına bir güvence olmayan, neye yarar böyle bir şimdilik zaman? Acıyla da olsa dopdolu olan hayat, boşalmıştı zembereği, boşalmış bir saat gibi. Dönmüştü bomboş bir kağıda, ağızdaki tat benzemiyor eski tada. Irmak kurumuş, rüzgar esmiyor. Yakıcı güneşi bir parçacık bulut örtmüyor. Arzu ve korku iki karanlık duygu. Yüreğinde birbirini kovalayıp duruyordu. Ya bir gün geri dönerse Mecnun, yine alt üst olurdu ortalık bütün. Daha mı iyi olur, daha mı kötü bilmiyordu. Bir umut vardı gönlünde, eksilmiyordu. Sonra kızıyordu kendine, kınıyordu kendini. Kapamak istiyordu içinde eskinin kepengini. Eski oldu diyelim ama neydi yeni? Ve nasıl eskitmeli eskimeyeni? Nasıl öldürmeli ölmeyeni? Nasıl diri sayarsın ölü olanı? Eski bir zehirdi belki ama yeni. Andırıyordu tatsız tutsuz bir yemeği. Beklemek neyi beklediğini bilmeden. Gün günü ay ayı kovalarken, beklemek bir vaktin dolusunu, öç alan kaderin zalim oyunu. Her şey akılla kurulu, akılla düzgün. Ama aklın içinde olmalı baharat gibi, bir parça delilik. Oysa Mecnun almış, bütün deliliği gitmiş. Kupkuru bir hayat kalmış ve adeta oyun bitmiş. Arzulanan zenginlik, at kumaş ve ziyafet. Yetmez olur insana bir gün elbet. İnsan hep bir şey umar bekler. Ne olduğunu bilmez fakat. Fakat sonradan duruldu Leyla. Tevekkülle huzuru buldu Leyla. Ruhta kopan fırtınalar dindi. Gökten gönle sükunet indi. Anladı ki acı tatlı, soğuk sıcak, geçmiş ve gelecek, ayrılmak ve kavuşmak, hep aynı varoluşun dönüşümleri, aydınlanışları ve sönüşümleri. Her şey havada döner durur. Sonunda Tanrı varlığında yok olur. Ruh hürdür, vücut esir. Ruh baldır, beden zehir. Ruh hürdür Tanrı aşkıyla. Bağlı değil yer ve zaman kaydıyla. Fark etmez gelse gelmese Kays Mecnun ona. Gitse gitmese ona Leyla. Tanrı katında buluşmuşlardır. Hakikat yurduna kavuşmuşlardır.